Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. 12. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden Roma 2 oyununa, Roma Devleti'ne devam ediyoruz. Şimdi Antakya bölgesinde bu bölümde saldırı yapacağız. İnşallah oraya bir ordu göndermez. Şu an rahat bir şekilde orayı ele geçirebiliriz. Bakalım ne olacak o tarafta. Petra bölgesinde hala bir ordumuz var. Bu ordu biliyorsunuz burada bir savaş yapmıştı ve o savaşla Galatya ordusunu mağlup etti. O da yukarı ilerleyecek yavaş. Hatta yukarı ilerlesin o. Böyle. Palmire'ye doğru gelsin. Orada isyan çıkabilir her an. Şimdi bu tarafa bir şekilde alacağız. Suriye tarafını. Asıl bu taraf önemli. Akitanya, Britanya. Britanya bölgesi bayağı uzak. Oraya gitmek için yukarı çıkmam lazım. Belki gemileri buradan çevirip veyahut da şuraya geçirirsek. Bak adamlar burada şey bölge kurmuşlar. Bunları yok edebilirsek bu bölgede. O buraya bile almışlar bunlar. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Aslında biraz gemi yaparak bir de şunlarla anlaşabilirsek iyi olabilir. Gerçi o düşmanlarıymış. Güzel. Saldırmazlık anlaşmasını kabul etmiyorlar. Yani çok da önemli değil. Burada bayağı büyük ordularım var. Yok değil. Ve güzel ordularım var. Bu ne ya? Bu da gelişmek istiyormuş. Gayet de iyi ordularım var bu taraflarda. Buraya balista basacağız bu orduya. Gel bakalım şöyle. Evet, bunları da bastığımıza göre artık bu ordunun işi bitecek. Biraz sonra ve bunlara saldırıya geçeceğiz. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Nasıl bir saldırı yapabiliriz bu tarafta? Onu bir planlamak istiyorum. Bu şey düşman mı? Arneviler değilmiş. Şunlara düşman değiller. Buradan yukarıdan bir saldırıya geçeriz. Şuraya bir keseriz olmazsa. Buradan bunun bağlantısını keserim. Bir de alttan bir saldırı yaparız bir orduyla. İki ordu bu taraftan keser. Bir ordu burada kalır, iki ordu burayı halleder. Daha sonrasında diğer orduyu bu tarafa ekleriz veyahut da bir ordu daha yaparız burada. Burada yapma şansım Lejyon. Lejyon'u ta burada basabiliyorum. Peki bu tarafta bir askeri bina yapsak olur mu? Bence olur. En azından buraya bir askeri bina yapalım. Peki buranın neyi varmış? Aa bak şimdi. Buranın... Ya bunun bir üstü niye yok ya? İberya kılıçları güzel de bunun bir üzeri daha var aslında. O çok benim işime yarardı. Ya ama yapılmıyormuş demek ki öyle bir şey. Keşke olaydı. Keşke olaydı. Hep düşük birlikleri vermiş bak bu Oksiller birliklerinde. Bu kültüre uygun. Yakın muharebe saldırısı 50 diyor. Baya yüksek bunların. Ama moralleri çok düşük. Moralleri gerçekten çok düşük bu savaşçıların. Yakın muharebe savunması 60. Yok. Bunu yapmak daha mantıklı. Tamam, şimdi burası böyle kalsın. Oraya başka bir ordu daha yaparız olmazsa. Çünkü oraya baya bir ordu gerekecek. Denizlerde de... Tamam, bu orduyu basalım. Ve artık arkadaşlar denizlerde yavaş yavaş ilerlemeye başlayalım. Hazırız ilerlemek için. Bu orduma beklesin şimdilik. Bu ilerliyor. Çok güzel. 10 tur boyunca 5 sadakat diğer partiler. Muhalefete korku verdiğim için böyle bir şey olmuş. Hadi yavrum. Ama niye yükseldi böyle bunlar ya? Bir anda. %22 oldu risk. Biraz yükseldi. Bayağı bir yükseldi. Bir sadakati güvenceye almaya deneyeyim bakalım. Ne kadar para gidiyor bunu yaptığımda? 2700 gidiyor ama hani bu parayı vermek zorundayım. Üzgünüm. 2700'ü gözden çıkartacağız. Şimdi bu Palmyra'ya saldırabilir. Bir Palmyra'ya geçelim ve ordusu bayağı güzel. Bu arada. Gerçi burada garnizon var. Yani fena değil. Buraya bir amiral mi general? Amiral. Amiral olması çok da önemli değil. Buraya bir saldırın. Evet, artık arkadaşlar egemenlik bir seviye daha yükseldi.
Fakat bununla beraber daha fazla casus, mevkidar, şampiyon, daha fazla ordu ama daha fazla yozlaşma anlamına geliyor. Daha fazla diğer siyasi partilerin bize kötü bakması anlamına geliyor. Ya bizde şimdi ne vardı bu siyaset şeyinde? Bir dakika şimdi. Risk %2. İç savaş çıkma olasılığı. Niye böyle gösterdi? Yönetme şeklini nereden değiştirebiliyorduk? Ona bakalım. Cumhuriyet diyor. İmparatorlukta. Bakın, imparatorlukta tüm siyasi partiler için artı 15 sadakat. Ama bu daha iyi. İmparatorluk yapmak lazım. İktidar partisinden %65 üstü nüfus sadakat olumlu diyor. %65. Bunu yapmak için buranın %65 olması lazım. Ölme şey mi ölme? Bu niye olmuyor biliyor musunuz? Çünkü çok fazla parti var. Bir de bizim partimizden de insanların savaşması lazım, nüfus kazanması lazım. O iş artık geçti. O iş bu saatten sonra çok zor. Kolay değil. Tamam, burası ele geçirildi. Çok güzel. Peki şu an bir barış anlaşması yapma şansımız olur mu acaba? Bilmiyorum da. Şansımı deneyebilirim. Are you brave or foolish? Bunların lideri ölmüş herhalde. Inventive with dolts like you. Para versek. Evet, güzel. Are you brave or foolish? Tamam, bir dilendirelim ordumuzu. Bir kalkınma yapalım kendimize. Gemiler de burada hazır bekliyorlar. Tamam, çok güzel. Şimdi asıl önemli olan bu taraf. Şu an tamam, ordumuz oluştu burada. Yavaştan yukarı geçelim artık. Çok da fazla da beklemek de istemiyorum. İki orduyu yukarı gönderdim. Yavaştan yukarı çıksınlar. Bir ordu da, hatta buna bir ordu daha lazım ama şu an basamıyorum. Bir ordu da buradan gelsin. Bu burayı savunsun bakalım. Belki bir saldırı maldır olursa. Şimdi başka nereyi? Başka nereyi geliştirebiliriz? Şöyle bakalım bir. Mesela burası gelişebilir. Buraya para kazandıracak bir şey. Asayişi biraz düşük. Gıda yiyecek bir şey olabilir mi? Bundan yapsak olur. Hem asayiş verir. Yani bilmiyorum, bunu yapsak 2 gıda gelir, %20 deniz ticaretinden zenginlik. Oha, 1022 geliyor buradan. 1033. 674. Bayağı bize para kazandırıyor bunlar yalnız ha. Öyle böyle değil. Bakalım. Başka ne yapılabilir? Buradan şunu yapsam bir işe yaramaz. Bu 480 tarımdan 100, tarım yok ki burada yapalım. Şu olabilir. 320 zenginlik. Tur başına artı 3 asayiş. Ticaret anlaşmalarından %18 tarife geliri. Kültürden %30 zenginlik. Veyahut da bunu yapabiliriz. Bu daha mantıklı bence. O zaman bunu yapalım. Şu olduktan sonra bayağı bir para kazanacağız. Bu bölgede aslında İtalya bölgesini başta geliştirecektim ben. Şunu yapacaktım. Ha, şu an casus yapma şansım da var değil mi? Doğru. Onları da yapalım da.
Evet. Şimdi gelelim bunlara. Tamam. Buraya yerleşsin şöyle. Artık burada bekleyebilirsiniz. Şu anlık bir işim yok da. Onu biraz sonra ayarlayacağız. Şimdi gelelim bu tarafa. Evet. Burada bir şey var. Oo. Şey bakın arttı. Risk niye arttı biliyorsunuz? Gayet normal. Egemenlik büyüdüğü için. O bizim işimize gelmiyor şu an. Onu nasıl ayarlarız? Bol bol hediye veririz bunlara. Bir şeyler yaparız. Bir benim nerede kralım? Ne yap biliyor musun? İlişkileri geliştir. İlişkileri geliştir. Junya hanesi. İlişkileri geliştir. Papria hanesi. Bakalım bir faydası oldu mu? Ya yavaş yavaş olacaktır. Şimdi ilişkileri geliştirince bir de şeylere gönderebiliriz. Şu adamı bir yere gönderebiliriz. Veyahut da şunlardan bir tanesini. Ama para istiyor her şeyi. Oyunlar düzenle. Diplomat gönder. Diplomatı Bergama'ya gönder. Diplomat gönder. Atina gönderim. Tamam. Çok güzel. Şimdi şunu bir hemen geliştireceğim. Yine para kalmadı. Gayet normal. Ve diktatör buradaymış. O ikisi buraya gelse, burası düşman toprakları. Ebora var burada. Dağlık olması güzel olmadı yalnız. Ve orada bir ordusu olduğunu görmüştük en son. Şuradan oraya geçmek zorundayız. Tamam. Orayı kestiğimize göre şurada bir ordu yapımına başlayabiliriz. Yani şundan biraz yapalım. Para yok. Çok güzel. Kötüye işaret. Ne olmuş? Tuhaf yeni bir tarikatın üyeleri tanrıların bir tapınağın kutsallığını bozarken yakalandı. Bu tanrısı olmayan adamlarla ne yapmak istersiniz? Tanrılara sunun diyelim bakalım ne olacak. Şimdi bir dakika. Yani bir Junya, bu sefer Junya annesi abidik gubidik yaptı. Onda elçi bakın gönderemedim. Ama şöyle evlendirebilirim. Belki evlendirirsem biraz daha beni iyi görebilirler diye düşünüyorum. Yani. Savaş ilanı direkt etmeyeceğim. Şöyle yapacağım. Bunlar aracılığıyla savaşlarını etmek istiyorum. Şöyle yapalım. Tamam, kabul ettiler. Ha. Oh, shit. Bunlar bana gelirler. Birazcık ordum varmış. Bakın krala karşı diktatör. Ve buradan bir şey alacağım. Krala karşı diktatör. Burada niye bir atlı birlik yok?
Ha, niye yok? Alırız baba. Sıkıntı yok baba. Böyle yaparız. Pusu yaptık. Pusu yapıyoruz burada. Bu savaşı biz yapalım. Evet, düşmanı çok iyi yakaladık ve burada tuzak kurma şansım da var. Pusu tuzakları yapalım bakalım burada şimdi. Düşman ordusu buradan gelecek. Aa bak burası çok güzel. Burası çok güzel. Buradan şeyleri göndeririz. Şuradan yuvarlarız. Yakarız şunları. Çok iyi. İnşallah gider aşağıya. Baştan aşağıya şöyle. Bir dakika. Bu ne? Barikatlar. Demir dikenleri. Burada çukur olması lazım şunlarda. Barikat. Bunu kullanmayacağım. Şimdi. Barisalar. Barisalar oradan güzel göremezler ama şuradan bam gün vurabilirler. Düşmana hem arkasından görmüş olurlar. Ona bir müfreze vereceğim ön tarafına. Onu koruması için buradan ilerleyecekler. İki asker yeterli herhalde buraya şöyle yaparsam. Onları bir ayırmak istiyorum şu şekilde. Komutan da buradan gelecek. Atlıları bu tarafa alacağım. Şöyle. Atların ciritleri varmış. Çok güzel. Bunları şu şekilde ayarlıyorum. Siz şey gönderirsiniz şunları. Yakarsınız. Oraya koşarsa direkt üzerine çullanacağım. Bakalım. Onu öyle yaptık. Seni de kardeş 2 yapalım. Sizi 3 yapalım. Sizi 4 yapalım. Şöyle alalım sizi bir güzel. Hemen şey göndereceğim buradan. Yak şunları. Gönder! Güzel. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Hoppa! Güzel oldu. Yürüyün! Lejyonlar! Yürüyün! Savunun lejyonlar. Bak oraya gelmeye çalışıyorlar. Hemen atlıları sevk edelim o tarafı olmazsa. Oraya baya büyük ordu geliyor yalnız. Bir ordu oraya gitsin. Yürüyün atlılar. Dönün arkasından. Güzel. Atlarım çek.
Gel şöyle bir yan tarafa. Gel şöyle komutan. Ulan ulan ulan. Ulan mızrakçılar. İçim ettiniz şu an. Önemli değil, bu atan bu atlılar paralı birliklerdi. Bunları kovalayacağım. Başka çarem yok. Güzel, burası bitti. Yürüyün komutan. Şunu öldürelim bir. Tamam. Bitti. Bu kadar. Tamam. Düşman görevli öldüğüne göre buradan çıkabiliriz. Gayet iyi bir savaştı bence. Atları kaybetmek önemli değildi. Zaten paralı askerlerdi. Onları öyle kullanmış olduk. Şimdi idam et. Geri kaçacaktır o. Commander. At your command. Destroy them. Güzel. Adamların kralı öldü biliyorsunuz deminki savaşta. Bu çok iyi oldu. Şimdi öldür hepsini. Toparlanalım bakalım. Gel şöyle. Burada bekle. Orada bekle. Sen de şöyle ilerle bakalım. Ha, oraya almışlar, tamam. O zaman böyle gel. Hatta hızlı gel. Lan hızlı niye gelmiyor? Garip. Hızlı gelmiyor. Tamam. Şu orduyu yapmaya devam edelim mi? Veya şunu mu bekleyelim? Bu olsun. Ondan sonra ordu yapmaya başlayalım. Binamız olsun. Sana da şunu yapıyoruz. Evet. Mısır'da da bayağı gelişmeler olmuş. Ha, bu Kürkis deri istiyor bunu geliştirmek için. O biraz zor. O biraz zor. Şimdi şey geliştirebiliriz bu tarafa. Burası eksik kaldı. Şunu yapsak. 8300 istiyor bizden. Bayağı para istiyor. Peki ticaretten kaç geliyor bize? 5532 geliyor. Bayağı fazla fazla geliyormuş. Bayağı fazla fazla geliyor yani. Are you brave or foolish? Güzel, bunu yapmak istiyorlar. 1500 ver bize. Ha, olmuyor mu? Trade is what concerns me today. Trade is. Tamam, 1000 ver. Excellent. I am here then.
Speak your words and be sure that I my appetite. Ticaret yaptık. Bunlara biraz para verebiliriz arkadaşlar. Swindlers, coiners, ragamuffins, robbers, thieves. Ulan ne oldu, değişti fikrin ya? Demin orta gösteriyor, şimdi düşük gösteriyor. Salak mı nedir ya? Heh, şöyle işte. Bak bir de böyle para verin. Çok güzel. 1500 verirsin sen bize şimdi. 1500. Güzel. Evet, paramıza para kattık böylelikle. 6363 oldu gelirimiz ticaret konusunda. O zaman şunları yavaştan geliştirmeye başlayalım. Göz boyama şenlikleri da bildiri yanacak bir yerim yok başka. O zaman şunları geliştirebiliriz. Evet, bu ordular bana saldırabilir. Saldırırsa kendi bilir. Ama şu an saldıramaz diye düşünüyorum. Zor bana saldırması baktığımız zaman. Evet, suikast entrikası varmış. Ben şimdi koruma tutmak istiyorum. Tanrıların hiddeti, tarımdan -10 zenginlik. Şimdi onu geç de. Bunlar ne yapacak? Veya bunların orduları ne tarafa gitti? Onu göremedik. Göremedik. Yapamadık. Edemedik. Risk %1. Bunlar hala kötü görünüyor durumlar. Şimdi bilmiyorum yukarı bir ordusu var mı yok mu? Diğer ordu da bu taraftan geliyor ama. Tamam adam, bu taraf ordu değil de bu taraftan gideceğiz. O zaman şöyle yapacağız. Orduya bir şey yapalım. Böyle bir ordu göndereceğim. Az kaldı buranın olmasına. Şunları da ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. Başka şey lazım bize. Gıda lazım. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Dalgamıza bakalım. Şunları değiştirebiliriz. Bu olmuyor. Bunu boz. Bunu boz. Bunda ise... bu olsun o zaman. Şöyle yapalım. Bunda böyle yapalım. Bunda da şöyle yapalım. Mesela. Olabilir. Evet. Suikast entrikasını koruma tuttuktan sonra 5 sadakat 5 tur boyunca gayet iyi. Peki risk ne durum? Hep bakmak zorundayım çünkü artık bayağı bir ciddi şeye girdik yani. Topa girdik şu an. İnşallah bir ordusu yoktur burada. Göremiyorum ama. Şu an göremiyorum. Şunu değiştirelim. Bu denizlere çıkmış. Ona denizlerde saldıramam. Zaten buna bir ordum geliyor. Karaya çıksa bile o ordu orayı yok ya, alacaktır diyeceğim ama şuraya bir, niye bir orayı almış ki o bir daha? Ben onu anlayamadım. Neyse, zaten bu orduyu basacağız biraz sonra. Bu ordu ona müdahale edecek sonuçta. Şöyle bir askerlerimi basayım. O zaman sen de yukarı doğru devam et.
Tamam, ordu basıyor. Buna yetiştik. Yetiştik buna. Okey. Buradan şimdi şey çıkartalım. Tüm özellikleri artı bir, bütün eylemlere %1 başarı şansı. Hepsini buradan çıkartacağım. Göz boyama şenlikleri artı 3 asayiş. Bu güzel. Ordu bakım maliyetini azaltıyor. Bunda ne var? İkmal oranı bakım azaltıyor. Gayet iyi. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Evet, şuna ne yapacağız? Bir şöyle yapacağız, bir de şöyle yapacağız. Bunu yükseltebilirsin. Zaten burada varmış ki. Niye bunu yapıyorsam. Hiç bakmadım bile. Yani bilmiyorum. Ve daha ucuza yapılıyor. E tamam, bunu sil o zaman. Hemen direkt bunu yapalım. Madem burada varsa. 5 tur sonunda bu olacak. Ama ordu basamayacağız. Her neyse arkadaşlar. Her neyse. Yapacak bir şey yok. E sen de ilerle madem. Askeri sabotaj geldi buradan. Bunlar saldırmış. Çok garip. Çok garip. Ya ordu geldi general. Bu iyi olmadı. Evet. Bayağı bir zor. Şunlar çok fena. Seçilmiş kılıçlar var adamlarda. Bizim lejyonların karşılığı bu işte. Bu adamlar. Ya bunların şöyle bir özelliği var. Şimdi bizim lejyonlar daha dengeli. Daha böyle disiplinli. Bunlar daha saldırgan. Yani yakın saldırı konusunda daha iyi bunlar. Ama bizim disiplin şeyimiz var. Birlikte saldırma şeyimiz var. Koordinasyon var. Onlarda bu yok ama... Yakın yani şey temas da falan böyle teke tek de bizi yerler. Hem de çiğ çiğ yerler. Fakat onları böyle yiyebiliriz. Bir bakayım kaç dakika olmuş. Bu savaş bayağı uzun sürer. Şimdi bu böyle kalsın, onu diğer bölümde yapalım. Bir yarım saat falan sürebilir. Boşuna şey yapmayalım o zaman. Ben diğer savaşlara bakayım. Şimdi şöyle... Önce şuraya bir al. Evet. İnşallah buraya saldırmazsın. Gerçi bu ordu oraya gelecek de ama biraz zaman kaybedecek gelene kadar. Hatta şöyle yapalım. Şurada bir ordu basalım. Tamam. Onu da oraya gönderdim. Bu taraflarda. Şöyle çıkın bakalım. Aslında bir gemi bu tarafa gelse iyi olacak. Çünkü şu savaşa gemi lazım benim. Burada da şöyle yapalım ya.
Şimdi en sağlam hane hangisi? Julia hanesi şimdi daha iyi bakıyor bize. Bu Papri hanesi lazım bana, amiral. İkisi de Junya. Olmadı. Şu an Junya iyi durumlu görünmüyor bir türlü. Junya. Bir tanesini alınmam lazım. Yaşın kaç senin? 51. Senin yaşın kaç? 44. Yanlış oldu. Bu yüze yüze buraya gelsin. Yapacak bir şey yok. Gayet iyi bir ordu bu. Gemi lazım Britanya seferi için. Oraya sevk edeceğim. Bu tarafları geliştirmem gerekiyor arkadaşlar. Hatta şuraya bir adım geliştirelim. Evet, Afrika bölgesini geliştirecektim. Şundan bir başlayalım öncelikle. 1683. Biraz gıda düşmüş gibi. Evet dostlarım, burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.